çatışmalarla ilgili bir çözüm bulmak amacıyla savaş dışında başka bir mekanizma öngörmekte midir acaba? Millet Meclisi temsilen Avrupa Konseyi'nde bulunan bir milletvekili olarak Sayın Kürkçü'nün her şeyden önce oy aldığı Türk ve Kürt vatandaşlarına saygı gereği en azından burada bu özel günde ilk defa çalışma dilinin Türkçe olarak ilan edildiği Avrupa Konseyi'nde Türk Başbakanına Türkçe ifade etmesini tercih ederdim. Benler de bundan daha memnun olurlardı. Şimdi her şeyden önce şunu ifade etmek isterim. Devletlerin vatandaşlarına karşı görevleri vardır. İnsanlık tarihi boyunca bir devletin vatandaşlarına iki görevi vardır. Güvenlik ve özgürlüğü sağlamak. Güvenliğini sağlayamadığınız vatandaşa da özgürlük veremezsiniz. Ya da özgürlüklerini tehdit ettiğinizde veya özgürlüklerini kısıtladığınızda güvenlik sağlamanız anlamını kalmaz. İnsan onuru bu iki şey üzerine kaimdir. Güvenlik sağlayacaksınız, hayatını idame ettirebilecek ve insan ona yakışır şekilde özgürce yaşayacak. İkincisi, çağdaş devletlerde ise herkesin Avrupa Konseyi'nin de üzerine mutabık kaldığı temel mesele kamu düzeni olgusudur. Kamu düzeni olmadığı yerde demokrasi yaşayamaz. Dikkat ediniz, devlet otoritesi demiyorum. Devlet otoritesi dediğinizde devletle halk arasında bir ayrım yaparsınız. Halbuki ben Cizre'de, Silopi'de yaşıyor olsaydı, hani gerilla diyerek kendince meşruiyet kazandırmaya çalıştığı PKK teröristleri, gerilla değil, onların kazdıkları çok kişilerden birinin akrabası olsaydı, herhalde PKK'ya gerilla gibi bir tabir değil, alçak bir terör örgütü derdi. Her vatandaşı özgür olacak. Kim yaparsa yapsın, ister DAEŞ, ister PKK, ister DHKP, eğer damlara sniperlar, keskin nişancılar yerleştirirse, eğer arabalar, bomba yüklü arabalarla vatanlarla vatandaşlarımın üzerine saldırırsa, onu durdurmak benim asli görevimdir ve bu mücadele siz isteseniz de istemeseniz de her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kendini güvenli hissedene kadar sürecektir. Eğer biz herkes siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne istediğiniz şekilde istediğiniz ifadede bulunabiliyorsunuz. Herhangi bir sınırlama geliyor mu size? Sorularınızın gerçek cevabı bu satırların arasındadır. Türkçe düşünüp Türkçe dinleyip anlamayı bilseydiniz sorularınıza cevabının bu satırlarda olduğunu bilirdiniz. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Bunun içinde mücadelemiz de sürer. Özgürlükleri de teminat altına alırız. Merak etmeyin. Suriyeli hangi mülteciyi sorarsanız sorun, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında kendini huzurda hissettiğini bilir. Suriyeli mültecileri siz değil, Suriyeli mültecilere gidenler bilir. Hiçbir Suriyeli mülteci Türkiye'de kendini güçsüz, zayıf, tehdit altında hissetmiyor. Al bayrağın altına gelip huzur bulmak için Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'yi kimse Suriye'ye döndüremeyecek. Türkiye kendi demokratik yolunda, çizgisinde kararlı bir şekilde devam edecek. Bu terör bitecek ama Türkiye'deki demokratik hukuk devleti geleneği ebediyete kadar sürecek. Teşekkür ederim. Mr. Prime Minister, Sayın Başbakan, çok teşekkür ediyorum burada bugün katılımınızdan dolayı. Bizim için büyük bir şerefti ve büyük bir mutluluk kaynağıydı. Sizinle bugün daha erken saatlerde görüşmek de benim için büyük bir memnuniyetti. Parlamenter Asamble'nin tam desteğini sizlere ifade etmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Sevgili meslektaşlarımız, sevgili arkadaşlarımız, şu ana kadar oylarını kullanmamış olanlar hala oylarını kullanabilirler. Önümüzdeki 10 dakika içerisinde bunu gerçekleştirebilirler. Sonrasında oylama süresi tamamlanmış olacaktır. Sonrasında 4.30 ile 5. Şimdi her şeyden önce şunu ifade etmek isterim. Devletlerin vatandaşlarına karşı görevleri vardır. İnsanlık tarihi boyunca bir devletin vatandaşlarına iki görevi vardır. Güvenlik ve özgürlüğü sağlamak. Güvenliğini sağlayamadığınız vatandaşa da özgürlük veremezsiniz. Ya da özgürlüklerini tehdit ettiğinizde veya özgürlüklerini kısıtladığınızda güvenlik sağlamanız anlamını kalmaz. İnsan onuru bu iki şey üzerine kaimdir. Güvenlik sağlayacaksınız, hayatını idame ettirebilecek ve insan ona yakışır şekilde özgürce yaşayacak.
İkincisi, çağdaş devletlerde ise herkesin Avrupa vatandaşı özgür olacak. Kim yaparsa yapsın, ister DAEŞ, ister PKK, ister DHKP. Eğer damlara sniperlar, keskin nişancılar yerleştirirse, eğer arabalar, bomba yüklü arabalarla, vatanlarla vatandaşlarımın üzerine saldırırsa, onu durdurmak benim asli görevimdir. Ve bu mücadele siz isteseniz de istemeseniz de her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kendini güvenli hissedene kadar sürecektir. Eğer biz herkes siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde istediğiniz şekilde istediğiniz ifadede bulunan konseyinin de üzerinde mutabık kaldığı temel mesele kamu düzeni olgusudur. Kamu düzeni olmadığı yerde demokrasi yaşayamaz. Dikkat ediniz, devlet otoritesi demiyorum. Devlet otoritesi dediğinizde devletle halk arasında bir ayrım yaparsınız. Halbuki ben Cizre'de, Silopi'de yaşıyor olsaydı, hani gerilla diyerek kendince meşruiyet kazandırmaya çalıştığı PKK teröristleri, gerilla değil, onların kazdıkları kişilerden birinin akrabası olsaydı, herhalde PKK'ya gerilla gibi bir tabir değil, alçak bir terör örgütü derdi. Çatışmalarla ilgili bir çözüm bulmak amacıyla savaş dışında başka bir mekanizma öngörmekte midir acaba? Millet Meclisi temsilen Avrupa Konseyi'nde bulunan bir milletvekili olarak Sayın Kürkçü'nün her şeyden önce oy aldığı Türk ve Kürt vatandaşlarına saygı gereği en azından burada bu özel günde ilk defa çalışma dilinin Türkçe olarak ilan edildiği Avrupa Konseyi'nde Türk Başbakanına Türkçe ifade etmesini tercih ederdim. Nerede bundan daha memnun olurlardı. Biliyorsunuz herhangi bir sınırlama geliyor mu size? Sorularınızın gerçek cevabı bu satırların arasındadır. Türkçe düşünüp Türkçe dinleyip anlamayı bilseydiniz sorularınıza cevabının bu satırlarda olduğunu bilirdiniz. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Bunun için de mücadelemiz de sürer. Özgürlükleri de teminat altına alırız. Merak etmeyin. Suriyeli hangi mülteciyi sorarsanız sorun, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında kendini huzurda hissettiğini bilir. Suriyeli mültecileri siz değil, Suriyeli mültecilere gidenler bilir. Hiçbir Suriyeli mülteci